Herkese günaydın. Anneme kahvaltıya geldik. Hurmaları var ağacında, onları Sami topluyor. Bayağı topladı gerçi, ben kameraya geç açtım. Şu gördüğünüz şurası çeşme aslında, mahalle çeşmesi. Onun üstüne çıktı, oradan biraz topladı. Şimdi şurada kalanları topluyor. Bu kovayla kaç tane topladın Sami? 3. 3 tane. O kaç kiloluk o kova anne? 15 kiloluk falan bir kova, büyük bir kova. Buradan hemen topladıkları bile bu kadar. Size biraz önce topladıklarını göstereyim. Bakar mısınız? Hamsici geldi. Burada var. Sonra burada var. Kovaya bak. Sonra burada var. Maşallah. Sonra annemin şeyleri göstereyim. Kuruttuklarını. Burada ceviz kurutuyor. Hani çatıda da vardı sanki. Sonra burada biber kurutuyor. Sonra burada da acı biber. Hani bunlar niye böyle renkleri? En sonki tepsinin. Kurutulmuş, kurumuş olmuş. Bu başka bir biber mi bu da? Bakayım, tepsiyi göster. Şu. Ya o kurumuş, yeşildi de ondan. Böyle sürekli kurutuyor. Kıvırcıklara, Marullarına göster diyor. Diğer tarafta değil mi? Burada bile var hurma. Burada da marulları. Anne bunları ne zaman ektin? Bunları ne zaman ektin? Tamam geliyorum. Şuradaki hurmalarını da çekiyorum senin. Bunları da dallarıyla kesmiş böyle. Buraya asmış. Sonra bir yerde daha var. Al elma. Burada da var. Portakallarını göstermiştim geçen hafta. Sen de bu mandalin mi, limon mu? Şey, hangisi? Mandalin mi, portakal mı? Mandalina'ya benziyor. Mandalina anne. Elma doldur onu, doldur. Hayır o kadar yiyemeyiz anne. Verin kızım, ben sevap. Sen birkaç tane daha koy. Veririm arkadaşlarım o zaman. Leğenden koy Sami. İyilerinden koy. Anneciğim bay bay tatlı kuşum. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Doldu doldu da ver. Bir et hayatı yok arkamızdan. Yine azıcık koydun abi. O elmalarda gözü. Gidersin de yesin herkes. Cuma aldım mesela. Aldım anne. Hayırlı cumalar de o zaman hayırlı herkese. Cumalar herkese. Bak şey de yapmış. Himbe. Bunu Almanya'dan Rabiş getirmiş de. Himbe değil. Himbe bu işte. Ya burada başka diyorlar ama Almanya'da himbe diyorlarmış. Söyleyemiyorum ki adını şimdi. Böyle. Böğürtlen değil de. Ahududu. Ahududu. İşte orada da öyle diyorlarmış. Bir tane daha var orada kızarmış. Var var, evet çektim. Bir tane. Öbürünü de kopar avucunda. Ha istemiyorum. Ay koparamadım anne. Beceriksiz ben. Ha. Heh kopardım. Öbürünü de kopar. Hı, tamam. Hadi öptüm seni aşkım. Hadi güle güle, hayırlı işler. Şimdi sizi dünyanın en yakışıklı babasıyla buyurun tanıştırıyorum. Anne. Her gün limonlu suyunu içiyor. Limonunu unutmuş bugün gelirken. Ona limonlarını getirdik. Ben de İşe gidiyorum. Almadım limonları. Unuttu galiba. Hadi hayırlı işler, hayırlı cumalar babacığım. Hayırlı işler. Hayırlı işler, hayırlı cumalar o. Ne o? Hadi kendiniz hadi. Hadi öptüm minnoşum. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Tekrar günaydın arkadaşlar. Kamera sallandı. Onu tutmaya çalışıyorum. Biz dükkana geldik. Hemen siparişlerimize başladık. Sami şimdi ne yapıyorsun? Şu an 2 adet bileklik yapıyoruz. İsim mi? Yoksa plaka mıydı onlar? Plaka bileklik. Plaka. 2 tane plaka bileklik yapıyor Sami. Üzerlerine isim yazılacak. Şimdi sade mi istediler onu? Evet, sona yazacaklarmış. Biri sarı, biri gümüş. Biri sarı, biri gümüş. 2 tane plaka bileklik yapacak. Onlara başladı. Ondan sonra ben kargolarımı hazırlayacağım. Sami çıkaracak. Kargoların fişlerini yazacağım. Sami çıkaracak. Dün de aslında biraz bir şeyler çektim ama sonra yarıda bıraktım. Onunla bunu birleştirmeyeyim, bloğu bilmiyorum.
Belki de ikisini bir yaparım. Dün yaptıklarımızı da göstermiş olurum size. Böyle biraz önce Fahrettin Koca'nın sitesinde şey gördüm. Bir yazı paylaşmış. Maskeleri çok yakında maskelerden kurtulacağız gibi bir yazı yazmış. Ona çok sevindim. İnşallah en kısa zamanda şey yapacağız, kurtulacağız ya. Aşı çalışmaları çok güzel ilerliyor diye yazmış. Ve ilk defa şey yazıyor, Fahrettin Koca'nın böyle bir açıklamasını gördüm. Hani çok yakında maskelerden kurtulacağız diye yazdığını ilk defa gördüm. İnşallah. İnşallah ya. Artık rahatla böyle özgürce gezebilelim. Çok özledim o günleri. İnsanlara sarılmayı özledim. Yani birini görürsünüz, sarılırsınız ya. Ay işte ne haber, nasılsın, özledim diye. Şimdi böyle sarılma yok, tokalaşma yok. Ne kadar böyle aslında koptu insanlar birbirinden. Ödüm patlıyor, biri bana el uzatacak, böyle yapacak diye. Bırak sarılmayı. Bileklikleri bitirdi Sami. Size de göstereyim istedim. Bunu gümüş, bunu altın kapladı. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ama belli sanırım. Şöyle alayım. Bunun da yine zincirleri de, plakası da, her yere el yapımı. İşte daha sonra bayan bunun üzerine kabartma isim yazdırmak istediğini söyledi. Şimdi böyle kullanacakmış ya da böyle saklayacak, bilmiyorum. Sonrasında Sami bunlardan vitrine de yap bence ya. Böyle hani hazırda gibi. Evet. Şimdi Sami bana ne yapıyor? Ne yapıyorsun Sami? Tütsü yakıyorum. Ne yapıyorsun? Tütsü yakıyorum. Ya hayır, onu demiyorum. Ben tütsü yaktığını görmedim bile, şimdi fark ettim. Benim o sürekli yaptığım incili kelepçeden istiyorum. Bana ondan yapıyorsun değil mi? Evet. Şimdi kendime inci seçeceğim. Nasıl inciden olsun? Bu çok küçük. Biraz ince istiyorum ben. Aslında böyle daha büyük yapıyor normalde. Sürekli yaptığımız o modelinde ben bir görüntüsünü size buraya koyarım. Ama ben daha ince, böyle daha günlük kullanabileceğim bir boy istiyorum. Aslında bu barok inciler de ne kadar güzel. Ama bunlardan olmaz. Bunlar da güzel. Şimdi inci seçiyorum kendime. Bak böyle bir inciden de olabilir Sami. Şu nasıl? Taş kutusunu açtı. Olabilir. Şu da güzel. Bundan varsa bir sıra çıkar o zaman. Bakıyorum. Böyle yap, bundan yap. Oh, doğal taşlar. Bir poşet amatist. bir önceki vlogumda ya da bir... Ondan öncekinde miydi Sami? Köpeği gösterdiğimde. Birkaç vlog öncesinde bir köpek gösterdim size Fethiye Caddesi'nde. Hani her gün mazgallara bakıyor diye. O köpeği dün Kocaeli Gazetesi yayınladı. İşte bu köpek nereye bakıyor diye. Dün akşam da tam annemlere girdik yemeğe. Annem dedi ki koş koş, senin dedi maskot çıktı dedi. ATV habere çıktı. İşte İzmit'te böyle bir köpek var, bu köpek nereye bakıyor diye. Şaşırdım şeye, ATV'ye de çıkınca. İşte İzmit halkıyla röportaj yapmışlar. Köpeği görüyor musunuz diye. İşte insanlar diyor ki evet görüyoruz, sürekli mazgala bakıyor diyor. Hatta bir veteriner yorumlamış. Neden böyle bir şey yapıyor dediklerinde. Şey diyor, sanırım bir travma yaşamış olabilir diyor. Hani yavrusunu mazgala düşürmüş olabilir diyor. Hani küçükken yavrusunu diyor. Ondan bir travma yaşamış olabilir. O yüzden sürekli mazgallara bakıyor olabilir diyor. Bilmiyorum, şimdi yine çıktım kapının önüne, yine orada mazgallara bakıyor. Fare mi bekliyor? Buradakiler fareye bakıyor diyor. Bakın bu da böyle inciden. Çok güzel ama çok şık duran bir yüzük. Taktım. Böyle duruyor. Ellerim yine kupkuru. Ona bakmayın. Sıvı sabunumuz bitmiş. Çıkıp sıvı sabun almam lazım. Züccaciye gidiyorum. Ya züccaciye değil de bu böyle her şey 5 milyon falan filan, böyle evle ilgili bir şeyler var. Orada sıvı sabun da var. Ne alacağım? Vallahi bana bakıyorlar. Kadın niye kameraya konuşuyor diye. Bugün hava güzel. Biraz serinliği var tabii de. Güzel ha genel olarak.
Bunlar burada var ama şey değil tabi. Vip Ahmet'in değil. Benzerleri. Şunlar mesela şeyde vardı. IKEA'da daha önce. Burada da var. 75 lira fiyatı. Bunlar da güzelmiş. Aa, bundan alabilirim. O meşhur limonlar 50 lira. Bayağı büyük ama. Ne alalım? Neyle alalım? Orkide alalım. Bir de bunlardan alacağım. Bunlar da pankek yapmak için kullanacağım. Sıkmaya içini karışımı yaptıktan sonra içine koyuyorsunuz. Sıkmak için kolay oluyor tavaya. Burada 5 liraya bardaklar var. Frappe için çok güzel bence. Evet, bundan da alayım. 2 tane alayım en azından şimdilik. Kadehler bile 5 lira. Büyük, bayağı da büyük. Şundan alalım. 2 tane. Aldıklarımı da kasaya götürüyorum. Tek elle size çekiyorum. Bu da 20 liraymış. Şöyle bir şey. Sünger üstüne koyuyorsunuz. Böyle bastırdığınızda bulaşık şeyi alıyor. Bulaşık deterjanı alıyor sanırım. Şöyle bastırdığınızda süngeri buraya koyuyorsunuz. Farklı bir şey. O kahve yaptığım köşeye, dükkana da bunu alıyorum. Üstüne makinalarımı koyarım. Daha en azından temiz görünür. Kahverengi dolapta kötü görünüyor. Böyle buraya demiştim size biraz önce kestirirken. Örtüyü aldım, buraya döşedim. Kolonyalı bezle sildim. Üzerine kahve makinem, Nescafe kafelerim. Şimdi bardaklarım kirli, onları da yıkayacağım. Onlar da burada duruyor. En azından böyle ufak bir köşe olmuş oldu bana. Burasını kullanabiliyorum dükkanda. Bir tane köpek gördük şimdi. Bir ayağı yok. Herhalde kazada böyle bir şeyle kaybetti, evet. Ayağını. Seke seke yürüyor. Neyse, şimdi biz Sami Usta'yı kandırdım. Mutfağıma bir raf istiyordum, böyle ahşap raf, siyah profilde. Onu kandırdım. Almaya gidiyoruz. Dükkanı 2 dakika komşulara emanet ettik. Hemen gidip geleceğiz. Belki görmüşsünüzdür vloglarımda. Mikrodalgam var arkamda, böyle tam kalıyor tezgaha koyduğumda kamerayı. Böyle bir beyaz dolap var. Üzerinde de hatta terek var. Çok mutluyum. Ne kadar mutlusun? Raf alacağım ya. İnanılmaz mutluyum. Heyecandan bayılacağım. Ben gerçekten mutluyum. Ben seviyorum bir şeyler böyle şey düzenlemeyi, dizayn etmeyi, değiştirmeyi. Neyse, orayı kaldıracağım komple. Düzenleme hayatım, ben düzenleme demiyorum. Aman, düzenleme de böyle yenilemeyle oluyor ama. Üzgünüm. Neyse ya, telefon kesiyorsun. O beyaz dolabı kaldıracağım. Üzerindeki o tereyi, tabaklığı kaldıracağım. Oraya bu rafı koyacağım. Her bir şeyden daha haberim yok. O rafı aldığımız zaman böyle hasır sepetlerde bakacağım. İçine böyle cıngıl cıngıl bir şeyler koymaya. Yine mutlu musun? Gideceğim şimdi şurada. Mutluluktan. Evet. Pırpır yapıyor galiba. Ay, biraz az yemeye çalışıyorum 2 gündür. Karnım hep aç. Hep açım. Bak, fırınlarda hep gözüm. Poğaçalarda, şeylerde, acı bademlerde. Of, olsa da yesek. Kilo almasak da yesek. Neyse, şimdi yaklaştık. Orada da size çekebilirsem çekeceğim. Müzik yoksa şeyde. Orası çok güzel bir mağaza ama. Harika şeyler var. Kahve fincan takımları. Her şey var ve her şeyin en son çıkan modelleri var. Size adını çekeyim dedim. Mor Limon. Instagram adresi de var. Bakın, bakacaksanız. Mor Limon TR. Böyle sandalyeler var. Masa 2 sandalye 149 lira. Güzel ama. İçeride müzik çalıyor.
geldik, ellerimi yıkadım, kolonyaladım. Sami de dolap, o raf çok ağır olduğu için direkt otoparka götüreyim onu ben dedi. Poşetleri ben aldım. O rafı o götürdü. Şimdi bırakıp gelecek. Bu vlog sanırım sonlandırdıktan sonra da mutfağımdaki rafımızın önceki sonraki yani işte böyle biraz mutfak düzenimi gösterecek bir vlog yapacağım sanırım. Onu da akşama çekerim gittiğimde dolabı kurarken. Ay soluk soluğa kaldım. Bakın bugün bahsettim ya ATV habere çıktı diye. Şimdi yine burada. Geçen akşam size çektiğim. Minnoş yine neye bakıyorsun? Evet haberlere çıktı. Aylardır canım ofise inerken aylardır. Her gün o hep öyle bakıyor. Hep öyle. Fare bakıyor sanırım. Şimdi bak hemen ötekine gitti. Herkes ona bakıyor. Bilmiyorum. Bak şimdi diğerine gidecek. Anne bence orada o fare görüyor. Hep fareye gidiyor. Bak o da olabilir. Fare falan da görüyor olabilir. Evet fare görüyordu. Sami çok ilginç ya. Arkadaşlar biz çıktık, dükkanımızı kapattık. Arabaya bindik. Şimdi anneme yemeğe gidiyoruz. Ben bu vlogu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.